Okul ihtiyaçları sizde, teknolojiler MediaMarkt'ta. Tabletten akıllı saate, dizüstü bilgisayardan akıllı telefona, kulaklıktan yazıcıya çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin. Okula dönüş döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. MediaMarkt'ta tam zamanı. Digital'da Pound for Pound'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Değerli dövüş sporları severler. Bugün Recep Mert'le niye öyle şey baktın? Ya Arda Tümer'le. Önce ben, ben Arda, Arda Tümer diyecektim. Ya bir gariplik mi var ya? Yani? Hayır canım yok. Oysa yücel ki. Güzel Tuan. Güzel Tuan yok. Evet. <laughs> bir kere Değerli de Değerli bugün Güzel Tuan artık çok hak ettiği tatilinde kafa izinde diyelim. Ama biz boş geçmek istemedik. E, Recep'le biraz gündem işte e, hafta sonu olacak bir iki güzel eşleşme var onlara biraz değiniriz dedik e, gündemimiz de var güzel e, onları sizlerle konuşalım sohbet edelim istedik e, nasılsın bu arada İyiyim sen nasılsın Arda Ben de iyiyim biliyorsun benim hazırlıklar var e, Tam evet. gaz devam Düğün hazırlıkları az kaldı e, öyle sen son de haftaya mi? girmek üzereyiz. Evet, Kilo kesmeye başlamışsın. <laughs> Kilo kesme haftası. Kilo <laughs> Bu arada gerçekten damatla biraz daha şey yapabilmek için yani fit şey yapabilmek için e, an itibariyle. An itibariyle dediğim hani 3-4 gün önceden evet başladık bir e, o mimalde hafif diyet. Hafif ona göre spor yapıyorum. Yani ağırlık değil de biraz daha kardiyo ağırlıklı <gülüyor> çalışıyorum. Ve <laughs> 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 fight week diyebiliriz. Fight diyebilir. e, ya keşke öyle bir imkanım olsaydı ya. <laughs> savuna falan. Ee, evet, konularımızla değil hem konu başlıklarımızla değil de önce şeyle başlayalım istersen. Apex'te hafta sonu e, güzel bir eşleşme var. Gilbert Burns e, Sean Brady. Bu hafta sonu boştu. Dövüş dünyası için ha, biraz evet, daha sakin doğru, hafta evet. sonuydu. Şimdi e, bu hafta bir e, bu hafta sonu olacak bir Fight Night ve aynı zamanda Bellator'un da bir önemli bir gecesiyle Kaldığı yerden devam edecek dövüş dünyası. Biz de buradaki Hayır. ana maçları e, konuşacağız. Hafif üzerinden evet. geçeceğiz. Sonra gündemimize geçeceğiz değerli izleyicilerimiz. Eee Gilbert Burns ile başlayalım. Aynen. Güzel Aynen. güzel müsabaka bu arada. Aynen. Ben Aynen. önce Aynen. istersen hemen kartın tamamını da okuyayım. Hı -hı. Ama üzerine çok hani de, biraz daha detaylı konuşmaya de, e, değer bir müsabaka olduğu için hani Gilbert Burns Chambrea'den e, konuşmadan et, geçmeyelim dedik. Gilbert Burns, Sean ana maç, Welter Siklet'te. Jessica andrade Natalia Silva, Kadınlar Sinek Siklet maçı, Steve Garcia, Kyle Nelson, Tüy Siklet, Matt Schenel, Alessandro Costa ile karşılaşacak. erkekler Sinek Siklet'te. Trevor Peak, Yanal Aşmuz, hafif siklet maçı var. Rong Chris Padilla, hafif siklet maçı. yani kart biraz şey diyebiliriz değil Tabii, mi final herhalde? Tabii kartı işte. Evet. Final Ama final hatta böyle Biraz daha iyi bir Fight Night kartı için böyle bir iki tane daha maç istiyor sanki. Ama böyle kartlar genelde şey yapar ya şaşırtırıyor. İnanılmaz ya. çıkar evet. Aynen. Hiç beklemediğin şeyden bir anda mesela atıyorum yanalaşmuz inanılmaz bir şey. Hiç beklemediğin radarında olmayan bir adam. Ya bu kimmiş dersin. Takip etmeye başlarsın. Böyle kartlarda da Aynen. böyle şeyler olur. Yancy ha pardon. Obele Tord'u. Onu sonra konuşacağız. Evet. Gilbert Burns, Sean de maçını biraz konuşalım isterim. Sanki Gilbert Burns artık işte tabii o tepeyi aşan dövüşlerden bir tanesi. O kariyerindeki peak'i biraz geçmiş dövüşlerden bir tanesi. Ama gecenin en büyük ismi ister istemez. En büyük yıldızı. Sean de hala hani bir maç beklenmedik. Hani şu anki şampiyon beler beler nereye kadar dediğimiz adam. Ee, onun da havayı söndürmüş gibiydi biraz. Bizim de gittiğimiz biz, kartta. Biz orada Sean Brady canavar gibi bir adam diyorduk değil mi? Yani böyle Aynen. zor maç olabilir Belal için diyorduk. Ee, ama Belal'in acayip bir performansı vardı. O boulkavat yani. hatırlıyorsun değil mi o şarkıyla evet. falan beraber? Evet, hani evet. o geliyor falan herkese ayak kaldırdı da birazdan yenilecek falan. Aldinde ya 14 0dı ya 15 0dı şambreydi. Yenilgisiz geliyordu Belale. Aynen. Ee, ama orada gerçekten Belal de bir seviye atladığını düşünüyorum ben o maçta. Bizim izlediğimiz bu da yani maçta o... Belal'in ya bu adam Öyle. da evet ya bir gerçekten yukarılara tırmanabilecek bir adam dediğini bitiriyorum şambreydi bitirmek. Kolay iş değil. Shambhrei buradan iyi sekti, onu söyleyelim. Aynı. Kimi yendi? Kelvin Gastelumu. Kelvin Gastelumu yendi. Öte yandan Gilbert Burns tabii iki tane malûbiyetten geliyor. Jack McDaniel'a ve Belal Muhammed. İkisinin ortak özelliği Belal Muhammed'e ikisinin de. Adam şampiyon oldu sonra Belal, Belal. Zaten derken. şampiyon oldu. Nasıl bir eşleşme bekliyorsun? Vallahi çok keyifli eşleşme. Gilbert Burns'un Burns açık tarafını bulmak zor gerçekten bence Arda. Yani sen ne diyorsun bilmiyorum ama yani Gilbert Burns'e bir tarafta çok ekstrem iyi biri denk gelmesi lazım. İşte Belal gibi müthiş baskılı biri. Yani tuttu resmen kendi oyununu dikte etti. Ya da işte Hamzat gibi biri özellikle ilk roundta çok baskılı bir güreşe dikte etmişti. Ama öyle bir güreş baskısı kurabilecek bir müşambereydi. Bence Belal'in özel, şey Gilbert Burns'un özellikle bu Cüccet su tehlikesi nedeniyle öyle bir baskıyı bulması daha zor gibi. Bana evet. kalırsa biraz daha ayakta geçmesi olası bir eşleşme gibi. Ya da yere giderse sanki Gilbert Burns daha çok isteyebilir gibi. Ee, tabii mesafeyi kapayıp biraz daha klince girmesi lazım. Gilbert Burns'in yapabilir mi? Yapabilir. Ama Burada bir tık daha Asham Brady tabii ki daha yetenek hala e, yuk yukarıya oynayabilir. Ama sanki beklediğimiz hızdan biraz hız kesmiş gibi. Ya onun tam yukarıya çıkacak dediğimiz günlerden beri. Onun önüne geçen başka prospektler oldu işte. Ee, Şavkat gibi. Ingeri. Jack, Jack de la Madalena gibi. Ingeri gibi. Bence bu adamlar şu an onun önünde. Hı. Yani gerçekten kemer sıralamasında önünde. Hı. Hani e, emin değilim hepsinden. Gal muhtemelen hepsi sıralamada da önünde bu arada. Valla Sean sekizde, 8'de. Ingeri. Emin de... değilim ben de. Ben Ingeri belki olmayabilir o ama, ama. O da yukarıdadır ama. Şimdi kafa Olabilir. kafaya belki şeylerdir. O da böyle iyi giderken Hı. sıralamada geride olan. MVP maçını bir tek yani Doğru. kabul etmiş oldu. Doğru. Ee, Orada onun sıralamada dışında, yukarı tırmanamadı o maçtan dolayı. Aynen. Haliyle. Onun dışında e, Sean Chambredy bir tık daha yavaşlamış olsa da o da iyi gidiyor. Biraz daha kamplara hazırlık sürecinin nasıl iyi geçtiğine, bir de ne kadar motive olduklarına bağlı bir maç. Eğer onları yani bütün bunlar olayın %90'ı ediyor ama hadi bunu çıkarırsan geriye yeteneğe karşı yetenek olarak bakınca bence Gilbert Burns daha yetenekli bir dövüşçü. Ama o motivasyon hmm. ve o form, dövüş formu şu an olmayabilir gibi geliyor bana. Doğru, ikisi de önemli faktör. Ee, kırılganlık, Gilbert Burns açısından acayip savaşlara girdi adam. Ee, ve iki maç yenilgiden geliyor. Ee, orada da ağır yenilgiler aldı. Ee, Hamzat maçı da sertti bu arada. Evet. Ee, kazandığı maç da bu arada, ee, şey'e karşı, Neil Magny'e karşı Arm Triangle çoklu almış. Jorge Masvidal'i decision'la almış. Üstüne hani Belal Muhammed zaten e, öğütüldüğünüz şey bir maç. Yıprandığınız bir maç. Delama Delana da öyle. E, ama köprüden önce son çıkış gibi de gözüküyor bir yandan. E, yani şimdi Gilbert Burns buradan da artık mağlubiyetle ayrılırsa... ...biraz kafaya şey emeklilik perileri Aynen. girer diye düşünüyorum. hani. E, abi artık bırak... Yani bu kadar kamp, bu kadar ağır e, maçlar, sert maçlar, sert rakipler. Peki kazanırsa? Kazanırsa da bunun üzerine emekli olmaya değecek bir galibiyet mi sence? Çünkü buradan sonra var mı sence şeyi? Kemer iddiası. Yani abi zor gözüküyor. Zor gözüküyor. Ee, bir tane daha mesela eliminasyon maçı kazanması lazım. Siklette biraz daha yukarılarda. Evet. Bence kemere iki maçı falan var bunu kazansa bile. İşte hadi Gilbert Burns'ün hatırına e, her şeye okey diyen Hamzat mı tamam abi. Hani Jack Mele, Dele şunun da Jack ismini Jack <laughs> mı? Tamam onunla da dövüşürüm. Hani maç seçmeyen tam company man dediğimiz e, bir adam Gilbert Burns. herkesinde herkesin de yani hani rakiplerinin falan da bence saygı duyduğu bir isim. Kimseye bulaşmaz işte aşırı trash talk yapmaz vesaire. Ee, yani UFC böyle bir ikramiyet adında e bir title eliminasyon maçı. Tabii durumlara göre yani siklette sakatlıklar, burada oturmaya alışık olmadığın nasıl belli oluyor değil mi? Güzel ee, Başkan seni arı arıyoruz. Zaten izleyicilerimiz de arıyorlardır. Ee, yani bir eliminasyon maçıyla acaba bu şeyi verirler mi vermezler mi ee, onu bilemiyorum ama e, Belal Muhammed e, mağlubiyetinden iyi bir şekilde sekmiş Şamred'i de yani yine dövüşebileceğin en sert dövüşçülerden biri işinin çok da kolay olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası kesinlikle kesinlikle kolay değil hayır yani kazansa bile yani kemere bence şu an Şavkat gibi adamlar varken hmm. Şavkat Jack Dela ve İngeri bence bu adamlar sıralanabilirler yani kemer için. Yani arka arkaya. Ya zaten hani gündemde de var. Zor yani. Gündemde de var hani konuşacağız. Ee, ayarlanmasını beklediğimiz maçlardan biri ee, Belal -Mu. ama istiyorsan onu burada konuşalım. Muhtemelen Hasız, o hazır yani. siklet değerlendirmesi yapıyorken Aynen. Belal Muhammed Şavkat Rahmanov maçı ile ilgili e, Şavkat bu hafta dikkat edici, dikkat çekici bir açıklama yaptı. E, 5 Ekim için karşıma çıkmayı reddetti dedi. Belal muhabbeti için. Yani Belal için erken değil mi ya. abi biraz? 5 Ekim'de bir Fight Night var mı? Ya da şey bir şey var mı? Şimdi 26 Ekim zaten unutam unutamıyorum. 308. 26 Ekim 308. 307, 307 varmış 5 Ekim'de. Abi 307 o zaman. mi var? UFC evet. 307 olması lazım Aynı çünkü olabilir. Okey Ekim ayında iki tane Fight Night, Hı. şey iki tane e, paper view var demek. Ki. Alex Pereira Halil Rantley ha. gecesine. Evet. İstememiş demek ki. Şavkat da herhalde onu iddia ediyor. Belal'in kabul etmediğini söylüyor. Ya biraz erken değil mi? Kemeri almış adam biraz. Hadi oğlum aktif şampiyon ol diyor. O da diyor ki, Belal de diyor ki ulan sen kendin aktif değilsin zaten 2023'ten beri hmm. dövüşmemişsin. Bana nasıl laf atarsın? Şimdi Şavkat için time, time zaman çizelgesi olarak baktığımızda 5 Ekim mesela çok uygun. Daha önceki maçına olanla aradaki farka bakarsan falan ama Belal için bence şey yani erken biraz. Ee, aralık kartı. Adama, mesela aralık kartı uygun. Ee, adama zaten ya kemer maçı verene kadar e, adama kök söktürdüler. Kemeri de almış yani kemeri alır almaz da hadi 5 Ekim. Yani Adama bir ay bile daha izin vermeden hani iki ay ne iki ay ya bir ay kaldı. Şurada. Ne zaman dövüştü bu adam? En son Belal ne zaman dövüştü abi bir ay olmadı. Hemen bakıyorum. Bir ay olmadı ya işte bir bir buçuk iki ay olmadı olmuş gibi geliyor bana ama üç <laughs> ay olmam. Yani hadi tamam abartıyorum ama üç ay olmamıştır yani. E, Belal iki ya 27 Temmuz'da dövüşmüş. 27 Temmuz'a bir, bir ay olmuş. Bir buçuk ay olmuş. Bir buçuk ay olmuş. Yani. Doğru. Bir buçuk ay, iki, üç ayda da dövüşülmez kolay kolay. Doğru söylüyorsun. Bence değil? biraz hızlı alınmış evet. bir, bir şey. Bir yaz tatili yapsın değil mi adam? Evet evet. Ya yani gerçekten. Aralık kartı idealdir. Bence de aralık kartı. Peki sana bir soru. Içinde... Aralık kartına Connor, Michael Chandler anons edildi diyelim. Hı -hı. Bu maçın altında co-main event mi olur bu? Welterweight kemer maçı. Olur. Güzel olur. Diyorsun. Kemersiz bir maçın altında co-main event olur diyorsun. Ha pardon. Ya eee <laughs> Vallahi yaparlar. Ben şey yapmam abi. Şaşırmam açıkçası. Şaşırmam yani. Kanır'ın da bence co event'te çıkmak gibi bir yani bunu main event çıkmak isteyecektir. Kanır'ın olduğu maçlar pay-per-view oluyor kemersiz olsa bile. Ama zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam şimdi bakmadım ama e, bu Aa, Dustin kemer maçları maçı vermemen lazım. altına ha. kemer maçı yoktu daha öncesinde. Evin, şimdi böyle isim. bir şey. Kanır-Diaz maçın mesela Kanır-Diaz şey maçlarında altta şey yok muydu? Kemer müsabakası yok muydu? Onlarda da olmadı. Melih'e on... de soralım. Bakın onlarda içi... da olmadığı gibi zannediyorum. Connor, Dustin Poirier maçlarında da son iki maç Hı -hı. hani bir tanesi Abu Dhabi'de Hı -hı. oldu yine. Hı -hı. onun da Bu arada altında... mantıklı zaten gerek yok. Yani kemer maçlarını oraya vermeye gerek yok. Çünkü Conor zaten hani... gerek yok. Takvim Hı -hı. olarak diyorum sana denk geliyor. Hı -hı. Diyelim ki Belal'le şey maçı. Ee... Şeye sorarlar. Şalkat maçı. Altına... Şalkatla Belele sorarlar. Sakıncası var mı kardeşim? Sakıncası var mı sizin için? Biz kanır e, abinizi. Sorarlar sizin önünüzde mı? Bizde sormazlar bile mi yani? Vallahi bilmiyorum. Çok bir şey <laughs> çok bir şey şey olmaz. Ha bir dakika içeriden Melih yazmış. Ha bak 196'da Mihat Eid varmış yazmış. E, okay. Varmış demek. Kabul ettirmişler demek. ki. Tamam bir tek orada ama. Demek ki kabul ettirebiliyorlar. Okay. Ee, bilmiyorum ben Belal'in bir şey diyeceğini zannetmiyorum da Şavkat'ın da belki. Dil bariyerinden <laughs> çok anlamıyorum. Yok ya ne İngilizce bilsem <laughs> derdim ama bilmediğim için diyemiyorum diyecek. <laughs> yok yok ondan değil yani hani konuya vakıf olamayıp hani niye böyle bir şey saçma da gelir bir yandan. Ya yani şey Şalkat, bir de zaten hani. ...tamamen kemere odaklı, daha kemeri almadı daha kemere odaklı olacak ya... Diletim, ...Belal bir Belal bir biraz ya. daha işin biznes kısmına şimdi girmiştir. Çünkü omzunda kemer de var hani şavkat daha girmemiştir diye... ...abi siz bana kemeri verdirecek imkanı sunun da... ...comain olur, main de olur, ondan önceki maç da olur, ne olursa Fak olur, de olur de gibi falan. diyebilir. E o zaman Gilbert Burns, Sean Brady maçında... ...valla ben, abi çok zor maç ya... Yani ya, bir tahmin yapmamıza gerek yok bence ya. İzleyeceğiz Hı -hı. hep beraber de yani. Evet. Ee, Biraz Gilbert Burns bence belirleyici. İyi belirleyici. bir Gilbert Burns yenebilir. Biraz kötü bir Gilbert Burns yenilir yani. Evet. Ona bağlı yani daha çok gibi geliyor bana. Evet yani ne kadar motive ne kadar hazır. Şu Chumbray'de kemik gibi gelecek yani. O daha eminim. tutarlı geliyor yani. Evet. Ona Hı -hı. eminim. Ee, bir de Recep hafta sonu e, Bellator, PFL... Hafif siklet kemer maçı var, Usman ee, Nurmagomedov'la e, rakibi e, Alexander Shabli. Aynen. Şabli. Ee, Usman Nurmagomedov'un son maçı no contest oldu, ee, terapatik. Terapatik dedikleri de, yani İngilizce'den direkt çeviriyorum muhtemelen kilo kesme ile alakalı... E, ...kullandığı bir ilaçla kilo kesme şeyinde olabilir. Ee, yasaklı ilaç bu tarz bu tarz yani. şeylerde yasaklı ilaç ama hani anabolik steroid değil yani anabolik bir madde değil daha hani terapütik diyorlar yani. ona kilo kesmede kullanılan veya işte hani bazı rahatsızlıklarda da kullanılıyor ee, ama genelde kilo kesme de kullanılıyor. Hani Cyborg'un, Chris Cyborg'un da hani kilo kesmede çok zorlanan bir dövüşçüydü. Oradan biliyorum. Onun da hani bu o maddeyle o tarz maddelerle defalarca başı belaya girdi. Ee, ama son derece şeffaf bir şekilde yürüttüğü e, şeyi, prosedürü, e, hem organizasyonla hem işte muhtemelen Atletik Komisyon veya oradaki şeyi test eden şey neyse artık USADA yok ama e, onlar nereyle çalışıyor bilmiyorum. Belki şey için e, UFC USA'da ile çalışmıyordur ama Bellator PFL hala çalışıyordur. Or oralar tam bilgim e, eksik bu konuda hani e, özür dilerim. E, ama e, no contest oluyor ve hemen çok yakın bir zamanda da bir maç ayarlıyorlar A ayarlıyorlar. Alexander Shavli, Alexander Shavli de hiç boş bir dövüşçü değil. 24'de 24'e e, 3 karnesi. 12 maçını knockout'la kazanmış. Knockout teknik knockout 7 maçını Submission'la e, bitirmiş. E, 5 tane karara giden maçı var. 2 tane ayrık kararla kaybetmiş. Kariyerinin başında bir de e, Rear Naked kaybettiği bir maç var. Rus e, şey, nickname'i sana söyleyeyim Peresvet. Peresvet e, Rusya ordusunda hava saldırıları için kullanılan e, lazer silahmış. E, nickname'i de takma adı da oymuş. Ben açıkçası çok maçını takip etme şansım olmadı ama 31 yaşında, 1993 doğumlu, keyifli bir bir şeye benziyor. Usman Nurmagomedov, yenilgisiz Usman Nurmagomedov karşısına çıkacak. Bu da bayağı iyi bir, Rusya derbisi, bayağı iyi bir maç gibi olacağı benziyor. Senin izleme şansın oldu mu Şavli? Yok, şimdi şeylerine baktım sadece. Daha önceki birkaç maçına baktım çok kısaca ama... Şöyle bu adamlar çok iyi bir bence sinerji yakaladı abi. Bu AKA takımı sürekli paylaşımlarını da görüyorsundur sen de. Habib'in de hepsinin. Habib de orada şu anda. İslam'da herkes. İslam'da çıkarmış elindeki şeyi. Girmiş antrenmana yani. <laughs> Kane orada. işte Umar orada. Usman orada. Herkes hep beraber antrenman yapıyorlar. Dolayısıyla bence o takımın şu anki vibe'ı sinerjisi çok çok iyi. Ee, bir de bunların başında Habib varken bunlara nefes aldırmıyor. Yani Usman... <laughs> Hem zaten burada gördüğüm kadarıyla bu Alexander Shabli'den daha dinamik bir dövüşçü. Bir tık daha da genç zaten. Ayakta da daha farklı şeyleri var. Silahları var. Özellikle tekme kullanımı daha fazla. Yerde de kafa kafaya karşılar istediği gibi. Tabii ne olacağı belli olmaz yani her türlü bu MMA sonuçta ama yine Osman'ın favori olduğu bir maç gibi görünüyor bana. İzleyicilerimizin de Instagram'da önüne düşüyordur. Ben ben Henderson'a attığı e, soru işareti tekmesi. Aynen tokat ya, gibi değil mi? Abi olağanüstü ya. Şiir yani hani oradan vücut gibi gösterip ve o kalça şeyiyle devinimiyle çıkardı. Ee, ben Sinandır'sını da ben çok severim bu arada. Ee, Anla, Ve o da bayağı şey bir MMA e, zihni. Yani aynı zamanda koşluk falan da yapıyor. E, bu oyunun içine bayağı kendini kaptırmış. Kesinlikle Bunun öyle. üzerine bayağı düşünen bir şey. E, ama Usman yani inanılmaz komple. Ee, AK diyorsun abi zaten onlar hani nicedir o Question Mark de Luke abisinden öğrenmiş olduğumuz ne atar Rockhold'da. ne atar değil mi Luke Aynen. Rockhold'da İnanılmaz. şeye çakmıştı var birkaç tane Michael Bisbing'e falan o geliyor ee, onun idman videolarını hatırlıyorum ben yani hmm. durmadan 20 tane falan atıyor bir de bir sollu atıyor bir sağlı atıyor Luke Rockhold gerçekten e, kemeri aldıktan sonra böyle bir hafif hayal kırıklığı yaratan çok yetenekli bence evet. bayağı yetenekli hem granden pamda olan hem ayakta e, tekmeler falan çok komple cici su da hakeza çok iyiydi zaten lukrakol çıktı ve Velasquez çıktı dc habip Tabii tabi İslam o kampı diyorsan, oo, ne yani, yani çok çok çıkanlar. çok iyi bir kamp gerçekten ee, Vallahi yani bu da hafta sonu şöyle bakılabilecek bir maç kesinlikle ee, onun dışında kartı da okuyayım. Lorenz Larkin, Levan Çokeli, Veltter siklet maçı. Lorenz Larkin de UFC'den e, geçme biliyorsun. O da aslında çok yetenekli bir striker. Aynen. Çok farklı açılar bulabilen. Ama bir türlü tutturamadı. Fenom Douglas Lima, <laughs> MVP'yi nakalt eden biliyorsun. Aaron Jeffrey ile orta siklet maçına çıkacak. Yancy Medeiros, e, Max Holloway'in şeylisi, memleketlisi. Jora Hayvazyan'la karşılaşacak. O da UFC'den geçen bir diğer dövüşçü ve dövüşçü ve Sumiko Inaba mckenzie Stiller'la dövüşecek. Kadınlar sinek siklet maçı. Ee, hafta sonu vuku bulacak maçlar böyle. Şimdi biraz gündem diyelim istersen. Hadi bakalım. Ha, bu arada 308'e bir de Sharon Magomedov, Arman Petrosyan Sharon'ın maçı eklendi. Ya 308 ile ilgili bayağı olay dönüyor. İşte yok Hamzat'ın maçı Kome Event'ti de aşağı indi diyorlar. Bilmem ne diyorlar. İşte böyle bu durum maçın 5 şanttan 3 şanta düşmesine neden olur mu olmaz mı? Bir sürü soru işareti var tabi. Ya da eğer böyle bir şey neden olursa bunu kim istedi? Hani 5 şant olması Hamzat'a dezavantajlı da 3 şant olması Simin şimdi avantaj mı? Ee, gibi gibi bir sürü soru var. Umarım o konularda en yakın zamanda netleşir. Yani e, sence kim istemiştir ve olursa... Ya biri istedi mi acaba? Yani Hı -hı. tamamen söylenti de olabilir bu. Hani Hı, doğru olmayabilir diyoruz. Tabii tabii combine olmayıp 3. 4. maç olup yani 3. maç olup 5 rant round olması için de bir sakınca yok. Bir engel yok yani. Ne yani, olabilir. Bilakis combine üç 3 round olup bunun combine de Sirilgan şey bu arada Volkov bu arada e, revanş maçı. Daha önce olduğu izlemiştik maçı. Sirilgan'ın galibiyeti var Volkov'a karşı. Ama Volkov da tabii iyi gidiyor işte. En son Arabistan'da şey yendi. Riyad'da. E, Pavlovic'i yendi. Tekrar bir ikinci bir bahar yaşıyor yani Volkov. Tekrar Seligan'a vermiş olmaları ilginç. Ama keyifli bir striking maçı. O gece zaten o 308 bizim için bomba bir gece yani oraya. İnanılmaz. Muhtemelen ben orada şey, olacağız. Google'a yazmaya başladım ama Sports Bar Budapest'te de Hmm, sen nereden tabii. izleyeceğim diye. E, valla bilmiyorum. Bir şekilde ama onu izlemem. Yani şeye Eda'ya söyledim. Benim ama biz oraya gidiyordun ama benim o. Bulursun bu arada. Bakartı. Çünkü bizim için de mantıklı bir saatte orası için de tabii mantıklı bir saatte oy, kesinlikle O gibi de çıkıyor mesela. Süper işte. 5'te. Süper. Ee, Macaristan'la saat farkımız ya 1'dir ya 2'dir. Ee, tam bilmiyorum. Herhalde 1 olacak. Ya bir, 1'dir muhtemelen. Yok o bir şekilde ben de izleyeceğim. Ee, mutlaka yani sonradan izlemeyeceğim canlı izleyeceğim ama. Hiç. Dolduruyorlar. Şara dövüşüyor dediğin gibi şaranın tabii doğal olarak dövüşceği çok fazla yer olmadığı için doğru. Dünyanın başka yerindeki atletik komisyonlara yani hmm. kabul ettiremezler adamı tek hmm. gözle dövüşüyor diye yani. Hmm. O kabul etmesi kolay yani geçmesi kolay bir rapor değil yani o. Dolayısıyla burada dövüşmeye devam. Bir tık daha sert bir sınav gibi geliyor bana. Yani e, Petrosyan, Petrosyan iyi striker yani metodik bir kickbox şeyi var. Eee sağlamdır da. Ee, yani oradaki striking eşleşmesi açıkçası hani merak uyandırıcı. Matchmaking açısından böyle güzel bir maçı olarak görüyorum ben Kesinlikle, bunu. Kesinlikle evet. Ee, hani Şarayere gidecek mi, e, gider mi? Sert bir striking <laughs> maçı bu. Bayağı güzel. Değil mi? Bilerek güzel de Şera'ya vermiyorlar şu anda bence. Bir tek mesafede tutuyorlar. Bir ara Hı -hı. bu arada işte maç e, şeyden önce Çekimden önce sohbet ediyorduk Melih'le de. Bir Nick Diaz söylentisi de vardı bu gece için. Nick hmm. Diaz Şaray'ı mı istemedi, Abu Dhabi'yi mi istemedi yoksa ikisini de mi istemedi? Ya ben bu programda hatırlıyorsun geç. Yani Yücel'le üçümüzün olduğu programda ben çok şey çıkmıştım buna. Yani Nick Diaz'ın asla Abu Dhabi'ye gelmeyeceğini, hmm. dövüşmeyeceğini vesaire. Ya hiç zannetmiyorum ben abi ya. Dediğim Nick Diaz yeniden... New York'ta olsa dövüşür müydü Şaray'la? Belki dövüşebilirdi. Aynısını, hadi bakalım. Belki abi. dövüşebilirdi. Yok abi. ya yani O adamları yani o o takımı Nick Diaz'ın zaten çok kolay dövüşen insanlar değil. Ee, anlıyorum şeyden bir e, şu bir motivasyon değil adamı, mi? Adam abi? Adamı telafi etmeye çalışıyorlar. Çünkü çok saçma bir ceza aldı. Para peki şey değil mi? Yeterli bir motivasyon değil mi? Çünkü benim bildiğim dövüşler her ne kadar eee kendi kazandıkları platform ortaya çıktıkları yer açısından işte New York mesela Madison Square Garden müthiş bir e, izlenmeye sahip oluyorlar. Müthiş bir takibe sahip oluyorlar. O gece orada dövüşmek büyük bir platform ama oradaki vergiler nedeniyle o eyaletteki vergiler nedeniyle çok da fazla para kazanamıyorlar. Yani brütte UFC aynı parayı ödese bile Orada dövüşünce nette ellerine çok az para geçiyor. Oysa ki Abu Dhabi'de çok daha fazla para kazanıyorlar. Yani Biz şöyle olabilir. T-Mobile arenayı ayarla bana abi o zaman demiştir Dana White'a bence. Hmm. Bence. Bu tamamen benim fikrim. Yani o zaman Las Vegas'a zaten Stockton, Kaliforniya Yani e, yol yakın. Hmm. E, tamam New York vergilerinde haklısın. Biliyorum telafi etmek istediğinizi. Batı kayısı diyorsun. Tamam dövüşebilirim evet. Ama yani hadi Abu Dhabi'ye geleyim diyorsan 8 ver ama şeyde üçe dövüşürüm. Falan gibi uçuk şeyler de söylese ben şaşırmam Nick Diaz yani o yüzden söylüyorum. Nick Diaz'ın yani hani şey Pride işte yani Japonya falan bir kenara öyle çok dolaşan dolaşıp dövüştüğünü ben anımsamıyorum. Ne Nate Diaz'ın ne Nick Diaz'ın. Genelde onların, Amerika'da dövüşüyorlar onların yani. Onların özellikle Nick'in UFC'deki prime döneminde Hı hı. UFC zaten buralara o kadar açılmış değildi. Bu zaten Abu Dhabi'nin patlaması biraz da pandemi sayesinde ekstradan yani uçtu gitti. O Doğru taraf. orada da haklısın aslında. Pandemi öncesi de de yani Avrupa dediğin zaman işte ara ara yani İngiltere'ye gelirler tabii İngiltere önemli bir pazar. Hı hı. Onun dışında ne yapsa, ne yapıyorlardı? Mesela Stockholm'a gelirlerdi. Gustavsson varsa. Hı -hı. İşte yani Hamburg olurdu, olurdu Varşova olurdu Hamburg olurdu doğrusu Onları... Varşova'ya geldiler mi? Geldiler ha, Varşova'ya okay, Hatırlayamadım onu hiç Varşova'ya da Prag oldu mu onu tam hatırlayamıyorum ama Varşova'yı izlediğimi izlediğimi hatırlıyorum Amerika'yı zaten sürekli geziyorlardı işte Evet Tenet, Brezilya Tenet, Amerika yani hepsi Hı -hı. yani ee, Ama bilmiyorum ya yani, yani. şimdi şey de yani mesela Nate Diaz'ın son maçından hatırlıyorsun yani baba konferansta yakmıştı. Yani yakmıştı şeyde. <laughs> Barburat'ı. Barburat'ı yakmıştı. Herkesin gözü önünde yakmış içiyordu <gülüyor> yani. <gülüyor> ee, yani bir o ad, orayı mi? Abu Dhabi'ye o, o, insanları getirmek bana biraz zor gibi geliyor. Ha bu nedenden diyorsun bir de? Ben bence bu da bir etki, etkendir. Hmm, Okey onu bilemiyorum. Yani hakikaten ben böyle kısıtlanacaksam ee, T-Mobile Arena'da dövüşeyim abi, tamam, yarı, tamam. yarı fiyatına dövüşeyim, hiç beni Hı. şey yapmaz diyebilecek bir karaktere benzediği için yaz bunu söylüyorum. Olabilir. Evet hazır biraz cıvımışken yeniden... <gülüyor> <gülüyor> devam şeye edelim. Şeye geçelim, devam edelim, hız kesmeyelim istersen. John Jones Tom, Thomas Cıv final arasında Cıvymuş ipler yerinde. Cıvımışken John Jones, aynen. <laughs> e, vallahi bunu okuyacağım şimdi ama yani John Jones da... Neler söylemiş? Thomas final verdiği bir röportajda kendisine sorulan sorulara yanıt verirken... ...John Jones'a dövüşten kaçma şampiyonu dedi. John Jones bu gönderinin altına yanıt verdi. Bu adamın ağzından benim koca uzun siyah e, uzvum çıkmıyor. Her hafta ağzında gezdiriyor, gururum okşanıyor. Benden daha fazla dünya <laughs> şampiyonluğu kazanmayacağını kesinlikle garanti ediyorum. Günün sonunda gerçekten tek önemli olan şey bu demiş John Jones... Thomas finalde bu sert açıklamaya şöyle yanıt vermiş. John Jones haklı benden daha fazla dünya şampiyonluğu var ama doping yaparak. Ben bu maç olsun çok istiyorum bir kere. Öncelikle öyle başlayayım. Muhtemelen herkes istiyor John evet. Jones'tan başka. Evet. John Jones istemiyor gibi gözüküyor. Ee, kibirinden de ödün vermiyor. Döv yani şu Miyochi çişini halledeyim sonra... E seninle hesabı kapatırız gibi bir yerden pek açıklama yapmıyor. Öyle demiyor. Aynen. Normalde bir, yani bu kalibrede bir adam bunu der geçer. Kapatır yani, devam etmez ama tabii biraz da böyle atışmak da hoşuna gidiyor olabilir. Ee, yani bence olması gereken dövüş. tabi Stipe, Mio, Çiçeğ, çok büyük, benim de çok büyük saygım var. Ama artık inanılmaz uzun süredir olmuyor şu maç. Bu maç olsun da ondan sonra... Şu ağır sikletteki kara bulutlar bir dağılsın istiyorum. İşte Kasım diyorlar. Ne kadar resmi ne kadar değil bilemiyoruz ama Kasım'da olacak diyorlar. Benim içimden bir ses çok olmayacak gibi geliyor ya. Öyle abi. mi diyorsun? Bana öyle geliyor. Yani Stipe'nin ne durumda olduğunu anlamış değilim yani gerçekten. Ee, en son John Jones sakatlanmıştı ama bu sefer sanki Stipe de çok sessiz. Olacak mı olmayacak mı? Olsa bile o maçı ne kadar görmek istiyorum? Hani böyle bir veteranın... Ee, hala aslında Prime'ından çok uzaklaşmamış bir John Jones'a böyle yem olarak atılması doğru mu değil mi? Şimdi çok küçümsüyoruz Stipe'yi gibi kulağa geliyor olabilir ama kaç yaşında sonuçta? Yani bir yaş farkı var. kulağa geliyor. Kırktır hatta. E John Jones'un da birçok avantajı var. Yani Stipe karşısında birçok konuda çok donanımlı bir dövüşçü. Dolayısıyla aslında hak edilen maç bence kemer konusundan da dolayı bu interim şampiyonluk konusundan da dolayı John Jones spinner olması lazım. Ama John Jones galiba bundan sonra Onunla devam etmeyecekmiş gibi bir his var içimde. Hmm. Bu arada geçenlerde şeyi de baştan sona geçenlerde katılmıştı. Bir ay, bir buçuk ay oldu galiba. Ee, Francis Ngannou şeylin podcastine katıldı. Rampage, Yo, Rampage Jackson. Ha, Rampage Evet. Unuttum şimdi podcastin adını. Böyle hmm. bir J'li başlayan bir isim vardı. Şimdi hmm. neyse, onu böyle baştan sona dedim. Mükemmel bu arada bir kere daha detaylarına giriyorlar çünkü Rampage Jackson da soruyor şeyi. Nasıl geldin peki? Oradan oraya nasıl gittin? İşte. Cebel-i Tarık nasıl geçtin hmm. falan gibi. Orada hmm. hapiste ne kadar kaldın gibi detaylarını ya, soruyor. İnanılmaz bir hikaye. Hikaye efsane film yani gerçekten. Hmm. Bir noktada şunu soruyor. Şimdi John Jones'a da dövüşmüş biri olarak Rampage Jackson'da. Ya o maç gitti değil mi? Keşke olsaydı o maç herhalde artık olmayacak falan. Bir şey de e, Francis de diyor ki hiç belli olmaz. Göreceğiz diyor. Öyle mi diyorsun falan diye şaşırıyorlar. Yani işte böyle bir... E, İş birlikli bir op, organizasyon yapılır mı işte PFL Bellator'la UFC arasında falan gibi bir şey söylüyorlar. Hani bana hiç öyle bir şey olması mümkün değil gibi geliyor şu anda. Ama Francis'in de açık kapı bırakması tabii ki B tarafı olarak, B tarafı olmasını şu nedenle söylüyorum. Biraz daha bütçesel olarak daha düşük bir organizasyondan konuya bakan taraf olarak B tarafı gibi, sanki karşı tarafın şartlarını kabul etmesi gereken taraf gibi konumunda şu anda Francis ve Bellator PFL organizasyonları onlar daha e, iyimser bakıyor gibi görünüyorlar tabii ki yani UFC biraz daha naza çeken taraf olur her zaman bu gibi durumlarda e, o yüzden olması çok olası bir maç gibi gelmiyor ama hani keşke ya bunu bile göremiyoruz onu nasıl göreceğiz falan modundayım yani bu arada yani Francis Ngannou'nun güncel rakibi de hiç öyle kolaylaşma bir adam aynen. değil abi yani 203 sıfır e, Ngannou'ya Aşağıdan bakan, ağır, ay, doğa yukarıdan harikası, bakan bir adam doğa yani harikası güzel. bir adam. O kol, kanat açıklığından tut da o şeyine kadar? O, o maç tabii Engano'nun da nasıl geleceği, kendisi geldiği çok çok önemli. Çok i̇lk ağır ilk bir şeyden bir yani, maç. Hem çok affedersin. Anthony Joshua ile olan müsabaka hem de özel hayatında yaşadıkları kesinlikle. Ee, yani bilmiyorum çok zor. Ama başarırsa zaten o boğazları geçmiş. 14 kere deneyip 13 kere deneyip başarılı olamayıp 14. de başarıp e, İspanya kıyısına kendini atmış öyle bir adam öyle bir yani benim gözümde bir kahraman ve bir kazanan zaten hayatta kazanan Francis Engan'ı e, oralardan geri dönebilirse zaten Engano mantalitesine hali hazırda sahip insanlar zaten yapabilir bunu. E, o bağlamda çok zevkli bir müsabaka olacağını da ben düşünüyorum Renan Ferreira maçında PFL için de iyi olacağını düşünüyorum bunun. Ee, oraya biraz şeyler yüzler dönecek Yani açımızı biraz oraya çevireceğiz Zaten bu amaçla Francis Ngannou'ya e, o paraları veriyorlar e, Mantıklı bir hamle bence Şey olarak biznes e, açısından da e, Ama Can Jones açısından Ben ne yapar ne eder hakikaten kestiremiyorum Yenilgisiz bırakmak istediğim Yani işte o e, şeyi saymazsak Diskalifiyeyi saymazsak Ki o kural da bu arada Değişti galiba yanlış hatırlamıyorsam. O kuralı yeni güncel olarak değiştirdiler. Evet, six to 6'yı galiba Ama değiştirdiler. Ama değiştirmeyecekler muhtemelen onu hmm. karneden değiştirmeyecekler. değiştirmeyecekler. Ama doğru. ]di. O kural iptal oldu dediğin gibi. Oo. Yani 12 6 dirseği artık serbest. Ee, artık değil de Ekim'in bilmem kaçından sonra serbest olacak galiba <laughs> galiba. Yani bilmiyorum ben John Jones'u hiç kestiremiyorum. Ee, Miocic'le olmasını isterim. Miocic valla belli olmaz da Miocic. Miocic yani abi Francis Ngannou'ya karşı da o dövüşünü hatırlıyorum. Ee, tamam abi güreşeceğiz dedi. 5 round boyunca güreş. Yani inanılmaz bir performans o bence abi, Francis, Francis Ngannou'ya güreşmek karşı. mümkün değil ya. Ee, orada. Yok asla mümkün değil de bir tık daha karşılık verir bence. Yani şey olmaz. Sirilgan pozisyonuna asla düşeceğini zannetmiyorum ben. Ee, o kadar ağır domine edileceğini düşünmüyorum ben açıkçası. O yüzden görmek istiyorum hem de Stipe Miocic'e bir e, saygı duruşu bir veda niteliğinde de olacak ama dediğin gibi yani bu kış olmazsa bu iş artık olmaz. Aynen. Artık Aynen. ondan sonra tren kaçar yani olası bir sakatlık şu e, önümüzdeki 2-3 ay içerisinde e, Stipe Miocic'i direkt emekli eder artık diye düşünüyorum. Bu iş bu kış olmazsa biz Ahmet John Johnson kemerini söksünler bu arada. Hı -hı. Artık alınsın Doğru. yani. Doğru. ki şey olsun yani. Undisputed kemer olsun bence. Doğru. E, Thomas finale de karşılaşsın gerçekten istiyorum. E, bunu konuştuk. E, ha bu arada <laughs> Dana White'ın John Jones güzellemeleri senin de e, şeyini süslüyor mu explore aynen, e, aynen. keşfetini aynen. <laughs> keşfetini süslüyor adama başka soru soruyorlar Abi <laughs> şöyle... Şey... <önce> Yancı sallatıyor <laughs> inanılmaz. <laughs> şöyle dalga geçen şeyler var biliyorsun değil mi? İşte ya. bir taraftan şey eşleşmeleri konuşuluyor ya işte Charles Orvey Volkanovski falan. Abi Charles Orvey Volkanovski bir odaya çıkıyormuş oradan çıkan John Jones falan. <laughs> o bile kazanan çıkıyor falan. Veya bir sürü soru çok a a Kel alaka sorular soruluyor. Ondan sonra, John Jones'un o, ay, Dana White'ın o cevabı editleniyor. Aynen. Onun sonuna, <laughs> John alakası var. Çok iyi. Ee, yine olası eşleşmelerden gidelim. Charles Oliveira, Alexander Volkanovski konuşuluyor. Aynen. 16 Kasım'da UFC 309'a e, ayarlanmaya çalışılıyormuş. Charles Oliveira, Conor McGregor, Alexander Volkanovski'nin sıradaki maçlarını çok yakında öğreneceksiniz. Biz bu yayını Pazartesi çekiyoruz. Bizim şeyimizdir bu zaten. Ee, hani hafta sonu oluyor eventler. Pazartesi en yakın hatta bazen e, Pazar da yapabiliyoruz. Pay-per-view varsa. Pay-per-view var, varsa e, siz ikiniz direkt yayından çıkıp gelip bir de burada bazen e, yayın yapıyorsunuz. E, biz veya pazartesi yapıyoruz. Abi maçlarda salı günü belli oluyor. Matchmakingler. Aynen. O yüzden yani çok sıcak gelişmeler oluyor. Bizim program yayına girdikten ertesi gün konuşamıyoruz yani keşke konuşabilsek. yani yarın bu Charles soruyor e Alexander Volkanovski açıklanabilir Conor McGregor Michael Chandler açıklanabilir. açıklanabilir Dustin Poirier Colby Covington bu zaten yani büyük açıklandı ihtimalle gibi mi? açıklandı gibimsi. gibimsi ya o sızdı galiba da Hı -hı. UFC kendisi resmi açıklamadı Tabii, ama olmadan, sızdı yani zannediyorum o şey, imzalanmış gibi gibi imzalanmış gibi. İmzalanmış gibi kontratlar imzalanmış Hı -hı. gibi o maça ne diyorsun ya ATT'nin ee... Usûmeti, o hikayenin orada çözülmesi. Hmm. O hikayeyi de şöyle tarif edelim. Bunlar ATT'de, American Top Team'de bir grup dövüşçü. Bazıları eski arkadaşlar işte. Aralarında Masvidal özellikle var, kilit kişi. Masvidal ile Colby Covington kanka zaten. Onlar çok ikisi yakın arkadaş. İşte aynı zamanda antrenman partneri, aynı zamanda işte e, ev arkadaşı ev falan bir arkadaş. bir bir süre. Yine o e, cimde, oraya daha doğrusu o kampa sık sık giden, dövüş hazırlıklarını orada yapan Dustin Poirier. Normalde de Louisiana'da. Louisiana'da yaşıyor evi yurdu orası. Hmm. Ama işte Miami'ye gidiyor ve ATT'de hazırlanıyor. O dönemde ya çalıştığı dönemlerde de çok yakın arkadaşları bu adamlar. Onlarla antrenman yapıyor ama bütün kampla kavgalı olup ayrılan işte ne bileyim e, belki bazı koçlarla kavga eden, belki koçlara parasını vermeyen falan filan işte bu gibi husumetten dolayı bu hikayelerden dolayı sokak kavgasına kadar işte Masvidal'in arkadan gidip sucker punch yapıştırdığı e, Colby Covington Özellikle bu maçtan birbirlerine yaptıkları maçtan sonra Masvidal Kobe Covington maçında da Masvidal'in öcünü alamamasından artık böyle sinirini alamayıp dışarıda yumruk atmasından dolayı yani Kobe Covington'a karşı bir türlü üstünlük kurulamamasının hmm. öcünü almak isteyen Dustin Poirier'in aslında daha önce de birkaç kere onun adını şey yapmıştı meydan okumuştu. Ondan öcünü alma çabasının olacağı maç bu. Hmm. Yani nasıl ne kadar başarılı olur ee, göreceğiz yani. Arada ne kadar usul var? Ne e, ...Masvidal, Colby Covington Co kadar yok herhalde. Değil. Onlar kadar kişisel değil herhalde ama zannediyorum birkaç laf onunla da atıldı. Co Colby evet. Covington zannediyorum Dustin'e de laf attı. Dustin de ona laf attı. Ha hmm. bunlar antrenmanda ne kadar antrenman partnerliği yaptılar? Ne hmm. kadar denk geldiler? Met, ma, ma, yani şeyde e, minderde ne kadar rol yaptılar? Gerçekten Dustin ben bunun güreşine karşı koyarım. İşte submit ederim mi diyor ya da hmm takedown defense yapıp ayakta bunu box'unla bitiririm mi diye düşünüyor. Ne düşünüyor bilmiyorum. Onu soracağım. Bir şey düşünüyor Bu, olması eğer lazım Eğer tabi yani. imzalanırsa daha sonra çok daha detaylı hani konuşulacak e, eşleşmeler ama e, yani nasıl görüyorsun Dustin Poirier'in e, tüy siklet, hafif siklet şimdi e, welter'de Colby Covington'la dövüşecek. Colby Covington hiç küçük bir welter değil bence. Ya yani orta bir belter yani. Yani belter ama mesela. Evet, belter. Yani şey Middleweight değil yani. Yani. yani yarım porsiyon belter değil yani ama bayağı belter. Doğru. Hani doğru. 1.85 boy e, şeyi çerçevesi falan şey bir adam yani. Hani küçük bir adam değil. Osman'la falan öyle çok şey durmuyorlar ki Usman büyük diyebileceğimiz bir şey. Osman'ın yanında küçük durmuyordu. Doğru. Usman rahatlıkla middleweight'i çıkar da orada da hı -hı. çok da sırtmaz ama hı, -hı. Colby Covington öyle değil. Hı hı. Ama Masvidal'de mesela eski bir lightweight. Hı. Hmm. Mas, Masvidal'in de kariyerinin hmm. başı aslında biraz daha lightweight'ten geldiği tabii, için. Tabii tabii evet. Ama tabii ki bir, bir tık daha büyük belki şeye göre. Dustin Poirier'e göre. Hmm. Dustin Poirier 170'te ne yapar? Dustin Poirier eski bir featherweight abi. 145 evet, evet. eski. İşte, o yüzden diyorum Oradan Oradan çıka, çıka yani bu biraz iddialı bende bence de en büyük soru işareti o. Onun dışında bakarsan Pound for Pound bakarsan bence Dustin Poirier daha iyi bir dövüşçü bu arada. Hmm. Genel olarak daha donanımlı bir dövüşçü. Hmm. Hem ayakta da hem yerde Jiu olarak belki daha iyi diyebilirim. Yani Güreş hmm. olarak evet. tabii ki Kobe Covington daha iyidir ama. Kontrol olarak tabii ki Covington ama. Ama buradaki size farkı oyunu belirler mi? Covington o, Covington'da o dikte edecek şeyi ne kadar kaldı? Hiç iyi görmedik yani son maçlarında çok o kadar iyi gözükmedi doğru. Lionel Edwards maçında mesela ben çok kötü bir performans ama Dustin Poirier de Lionel Edwards değil şimdi. Evet. Leon Edwards Dustin Poirier'e göre bir buçuk porsiyon dediğin gibi. Evet, yani o çok aç, aralarında onların da sayısı farkı var. Hı -hı. İlginç maç. Yani hacime karşı vuruş e, sayısı olarak ve bas, öne baskı olarak hacime karşı Dustin Poirier'in kariyeri boyunca zaman zaman zorlandığını. E, biliyoruz gördük e, biraz daha bu cepte işte o shortları çekip o cephe hmm. girdiği zaman o mesafeyi ayarladığı zaman orada kendini rahat hissediyor ve boksunu konuşturuyor ama ayaklar geri geriyken nasıl olur bilmiyorum e, Covington o baskıyı ne kadar şey yapabilir bilmiyorum e, ama bad blood maçı husumetli maç e, keyifle izleriz olursa Aynen. ki olacak gibi de duruyor eee Başka gündemimiz neler var? Buradan nereye geçiyoruz? Habibe, Bakalım. Habibe geçiyoruz. Habib Nurmagomedov gözünün morardığı fotoğrafını paylaştı. Habib bu fotoğrafını bu yaşlandığım anlamına mı geliyor açıklamasıyla paylaştı. Ee, yorumlarda şey gelmiş bir sürü. Abi herif yine kanamamış. Habib'in yine kanamamış olması yorumları çokça gelmiş aşağıya. Ya bu biraz Vallahi. esprili abi. Yani e tabii canım. Ömrü boyunca sparring yaptı da hiç mi gözüm morarmadı? Garanti morarmıştır. Biz görmemişizdir yani. Bunu paylaştı biraz daha esprili. Ha tabii daha kolay geçmişe göre biraz daha kolay yakalanmıştır ya belki. Belki sparring bile değil. Belki rol yaparken birinin dirseği çarptı bir şey oldu. Çünkü oluyor öyle. Yani iki tabii kişi canım. rol yapıyor. Bütün minderden rol yapıyorlar İkili eşleşmişler. Yandaki ikilinin bir tarafı sana çarpabiliyor bazen yani. Öyle bir şey bir kere bana olmuştu var. Gerçekten Hı. oradan biliyorum. Bir ee, kere zaten o eldiven de yani. eldivenin kendisi de o materyal de inanılmaz şey bir e, madde değil yani onun köşesi bile bazen izliyoruz yani yumruklardan sıyrıklar içerisinde e, kalan dövüşçüler var. Ya ortada eldiven olmaya da bilir. Şey olmuştur ama... Ortada eldiven olmayabilir. Yani ha, evet, bir doğru. yere çarpmış olabilir tabii, belki tabii. adam. Yani ha, güre yerde güreşirken hani kafa kafaya çarpmış olabilir. Aynen, aynen. öyle Aha. bir şey de olabilir. Aha. Yani o böyle ilgi çekti sadece de ben o kadar. Ama evet. müsabakada çok bir şey çıkarılmaz. müsabakada yani. hiçbir zaman bir yeri e, yani yüzünde herhangi bir kanama Abinin, açılma kanın, kanını olmadığını. görmedik doğru doğru hiçbir zaman. Mesela aklıma gelen Nate Diazın kaşı. Nate Diaz <laughs> da ama en kolay açılan adam. Evet ay, çok bir açıldığı şey. için Aynen. zaten o deri artık şey oluyor e, deforme Aynen. oluyor ve. Ee, hani onun da önüne geçebilecek geçilebilecek bir şey yok. Ay, o genetik bir şey biraz ya. Bu bir arada ben şey yok yani. e, geçen programı bu telaşeden izlemedim. Merab'ın e, kaş muhabbetini konuştunuz mu Yücel'de? Konuştuk ya manyak herif ya. O yaptı o şeyi sonra kaşındaki dikişi alma videosunu gördün mü? Ee, yok görmedim. Abi çim biçme makasıyla <laughs> alıyor <şimdi> hayvan. <laughs> <laughs> Makas getirmiş şöyle. Ha, evet falan. evet çok iyi ya. Merhaba Dana White'a da. White inat yapıyor bu arada. Dana White diyor ya evet, adam, evet. bizim dövüşler çok salaklar ya. Trollüyor Dana White'ı. O maç da geliyor. Efsane maçlardan bir tanesi. Çok 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 merak ediyorum. Bomba eşleşme. Artık şan. Çünkü şan şana biraz ben de kendimi de dahil ederek hakkını vermediğimi düşünüyorum. Performansına. Her zaman bir ötücüye karşı ciddi sorun yaşayacağını düşündüm. Alco o şekilde öğütemedi ama merap tam yani lugat karşılığı olduğu için öğütümün, öğütmenin, öğütüm bilmem öyle bir kelime. <gülüyor> <Şu> <gülüyor> şimdi, an, şimdi onu. kattım. Şimdi ee, kattım. yani bacaklar uzun tam merhabın isteyeceği böyle e, öğütecek ay şey açısından, yere alma açısından. Yani fiziki e, şeyinde anatomik yapıdan bahsediyorum. Ama yani bu adamın striking'i de herkese bela olmuş. Adamın ee, ayak sikrette. oyunları çok iyi abi. Çok iyi. Öyle bir kaçıyor ki maç maç boyunca. Ya Merab için dalması çok kolay bir adam olmayacak. Hı hı. Ya da Merab'ın çok uzaktan dalmak zorunda kalacağı bir rakip olacak. O kadar uzak ki telegraf edecek onu belli edecek çok. O belli olunca da işte kontralarını biliyoruz Şan'ın. Ya bir kontra atabilir ya kaçabilir. Çok ee, yani kurduğu tuzakları uygulamada strikingde yani en mahir en yetenekli dövüşçülerden biri. Yani başka ekipler başka kamplar da kuruyordur belki bu tuzakları ama yapamıyorlardır, uygulayamıyorlardır o gece işte. Ama şan başka bir şey. O hiç cezayı anında kesiyor yani hiç affetmiyor. Merhaba kesebilecek mi bilmiyorum ya. Ben Mer Merap merhaba yumruğu alınca gülecek mi <laughs> gibi falan öyle bir hissiyat Peki, veriyor merhaba. Bir açıdan şöyle şuna benzetiyor musun sen de? Ee, çok ayak çok ayak oyunları olan bir sniper counter striker'a karşı öütücü bir güreş açısından. Hı -hı. Habib Conor eşleşmesi gibi değil mi bir taraftan da? Doğru. Tabii ki ikisi de aynı o stilleri farklı uygulayan tipler. Değil tabii ya. yani işte Conor'ın e, duruş falan biraz daha açık kare testensi. Yani Öyle detaylar ama e, şeyde Still outline var, olarak var. başlık olarak baktığında evet, doğru çok söylüyorsun. Çok genel olarak çok benzer doğru. eşleşme. Çok Bakalım doğru. Bakalım o gün yaptığını ha, yapabilecek çok güzel mi? Çok güzel. Çok güzel eşleşme ya. Merakla Aynen. bekliyoruz. Evet 45 dakikayı devirdik. Ee, tarihte bu hafta. Yes. bölümüne ge geliyoruz efendim. UFC 242 7 Eylül 2009. Buraya girmeden e, live, canlı <laughs> verdiler şeyi UFC 217 hafta sonu. Ha, bütün şeyi Bütün eventi yeniden canlı verdiler. Hatta Aynen. böyle bir e, limitli bir şey de verdiler. Öncesinde bir embedded'lar hmm. e, şeyi, derleme. Ee, tabii benim için önemi büyük biliyorsun GSP dövüştüğü için ama o kart gerçekten benim hayatımda izlediğim en güzel kartlardan biriydi. Kesinlikle. Ee, TJ Dillashaw, Cody Garbrandt tam bu böyle husumetlerin ara, üzerine olan maç. E, revanş değil ilk maç diye hatırlıyorum. Ve TJ Dillashaw ilk roundda yeri görmüştü. Ondan sonra e, Cody Garbrandt'i e, mağlup etmişti. E ee, Rose şey, eee Joanna çek. <laughs> o maç ee, ve tabii ki Michael Bisping, GSP, GSP'nin 4 yıllık aradan sonra gelip ya mesela ne kadar iyi gözüktüğüne geçen baktım da abi adam 4 yıl aradan sonra kafeste işte dönen tekmeler e, Michael Bisping'i avlayıp sonra böyle Ayağa kalkmak için tuzak kurup arkasına <laughs> geçmesi falan filan. Ya yani böyle mest olduğumu hatırlıyorum ve GSP tekrar MMA'ye döndü diye inanılmaz heyecanlandığımı işte kemerini, bu, kemer ona geçti sonuçta adam. Orta siklet şampiyonu oldu. Anlık olsa. sonra olsa. Evet. Anlık da olsa. Bu arada ben dövüşeceğini eğer rahatsızlanmasaydı çok ciddi bir rahatsızlık geçirdi. Ülseratif kolit ve e, bunun sebebi de e, orta siklet olmaya çalışırken yediği yemeği yemek miktarına bağırsan iyi e, reaksiyon vermemesinden kaynaklı. Aşırı, Aşırı zorlamadan kaynaklı. E, adam yani orta siklet olamıyor ama orta siklet olmak için e, çok ciddi bir rahatsızlık geçirdi. Ondan sonra bıraktı. Ben açıkçası eğer böyle bir rahatsızlık geçirmeseydi Habib maçını mutlaka deneyeceğini. Belki catchweight bence olurdu. Ya Habib maçı o rahatsızlıktan dolayı mı oldu bilmiyorum. Çünkü Habib maçı olsaydı 170'de olacaktı yine. Abi Habib maçı zaten olacaktı bu arada. Ve şey e, bu rahatsızlığı dindirebilmek için bu adam şeye e, aralıklı oruca başladı. <laughs> Ve o aralıklı oruç işini baya bir e, şey yaptı. E, ilerletti işte 3 günlük 4 günlük. E, hiçbir şey yemediğin sadece su içtiğin diyetler. Öyle olunca vücuttaki enflamasyon ki o kolit ben de yaşadım. Ülseratif olanını yaşamadım ama kolit olanını yaşadım. Ülser ülsersiz çok rahatsız edici, felaket bir şey. E, bütün enflamasyon çekiliyor. <laughs> On arıyorsun. Çünkü vücut e, sindirimle uğraşmıyor ve öyle bir beslenme tarzına geçince acayip kilo verdi. E, ve o zaman işte kendi kendine de düşünmeye başladı yani acaba hani orta sikleti aldım, hafif sikleti de alabilir miyim? E, Habip'le karşılaşabilir miyim? Habib'in de zaten idolü yani biliyoruz. Abdülmanav'ın da yani babasının söyledi. da hani dövüşme eğer dövüşmek istese bence yani iki tarafta isterdi diye düşünüyorum. Ee, bilmiyorum ya çok şanssız hissediyorum kendimi böyle bir maçı gerçekten izleyebilirdik. Yani böyle şey değil magazinsel böyle bir başlık tablo hiç şey gelmiyor bana gerçekten olurdu. Olsaydı kim olurdu? Kim olurdu sence? Abi şey, kiloya göre çok değişir. Yani 170 olunca biraz daha GSP'yi şey görebilirim ama... ...155'e kadar şey atmış, kilo atmış, su atmış bir GSP'yi Habib öğütürdü. Yani güçlü kalırdı. Güçlenemezdi tekrardan. Tekrardan o şeyi alamazdı diye düşünüyorum. GSP için 155 zor olurdu. Yani müsabaka tartısını yapardı ama zor olurdu bence dövüş... Ee, ama 170'te bilmiyorum yani yetenek açısından CSP çünkü ayakta da e, çok yetenekli bir dövüşçü e, şeyi de çok iyi bilemiyorum kestiremiyorum işte belki de domine edilir yerde yine yani bu benim için soru bir tane şey shortsumuz var biliyorsun orada da baya bir konu olmuş bu e, Habibin eee Justin Gage'in maçının olduğu gün işte bıraktığı Hı. son maçı. Mesela o gün olsa bence zaten karşısında kim gelse Habib yenerdi. Bence öyle bir şeydi. O kafa şey değil. başka bir yerdeydi. De Çok başka bir yerdeydi abi. Abi Habib'in yani. her maçı öyle ki. İşte bir önceki maçı da mesela şu an burada konuştuğumuz maç, ondan bir önceki maçı Dustin Poirier maçı. E babası hani böyle bir şey diyoruz da babasının gördüğü son maçı bir taraftan ama babasının da geldiği ilk maçı bir taraftan. Hmm. UFC'de babası, babasının izleyebildiği canlı e, kafesin kenarında ol, olduğu tek maç. Dolayısıyla orada da ayrı motivasyonu var. Adamın her maç bir motivasyon nedeni var zaten. Habib'in yani hani profesyonellerin motivasyona ihtiyacı yoktur. Hep gerekeni yapar derler ya. Yani Habib'in olayı o biraz daha bence. O zaman sana kendim bir soru sorayım. E, hayal yani rüya eşleşme üç tane seçenek sunuyorum sana. hangisini olsun istersin? Kanır Habib 2 mi? GSP Habib mi? John Jones Francis Engel mı? Şu an üçünden birini seç diyecekler sana. Hangisi? Ya bilmiyorum. Şu andan etkileniyor muyum acaba? Emin değilim ama e, muhtemelen. Bunlardan sadece biri olabilecekse e, şey seçerdim. John Jones Francis seçerdim. Çünkü e, prime'larına en yakın dövüşçüler, değil mi? Hani onu düşünmedim. Hepsini, e, o açıdan yani bugünkü halleri dövüşüyorsa o en... en Mesela Connor'ı daha kolay yener Habib e, şu an. Aynen, GSP'de şu anda çok Hı -hı. geçti prime'ını. Tabii GSP yani Onlar çok relevant değil yani. Çok geçerli dövüşler, Hı -hı. eşleşmeler değil artık benim gözümde. Ama John Jones, Francis hala öyle. Ama ben sorunu şöyle algıladım. Hepsinin Hepsi, prime Hepsinin Prime'ında prime eşleş, prime eşleşsek mi? O zaman Kanır kimmiş? Hmm. Kanır Habib dersin herhalde. Yok gene Fransız şey dedim ya. John Jones. Çünkü ha, Kanır, Jones ha, Kanır Habib'i bir der? kere gördüğümüz için onu kenara bırakıyorum. Hmm. E, GSP Habib'i de GSP Habib ben, değil mi? Ben ikisi? GSP Habib'i görmek ya, Onu da görmek isterdim belki ama yani şöyle e, GSP Habib maçında yani tabii onun da sonucunun bilinmezliği ya onun sonucunda şöyle bir şey geliyor bana. Ben nedense zannediyorum şeyi biraz daha önde görüyorum. Habib'i önde Hı -hı. görüyorum. Yani 170 dahi olsa Hı -hı. Habib gene muhtemelen bence 170'te zaten evet. Yani 155'te zaten Hı -hı. hani Habib biraz daha daha avantajlı belki. Yani 170 bile şey. olsa e, muhtemelen yere almanın bir yolunu bulup yerde ben de doğru, on, pardon, onun, onu pardon onu öğütmeyi başarırdı gibi geliyor bana. Yani her türlü grand and panto yapardı. Bir sürü şey yapardı. Yani gerçi CSP de çok iyi ama Habib Habib'in yerde kontrol edilmesi çok zor. Yani GSP'nin Habib'in üstüne çıkıp da top kontrol yaptığını hayal edemiyorum yani herhangi birinin. Yani Habib her türlü pozisyonu çevirip hı hı. kendisi kontrol ederdi gibi. GSP savunabilir miydi? Ayakta mesafeyi yönetebilir miydi? Ya GSP kimse hiç, hiç öyle bir şey görmedi bence. Hiç kimse GSP'ye öyle bir zincir güreşiyle dalış yapmadı. Mesela GSP'nin olayı ne? Mükemmel bir cep ve çok iyi zamanlamayla bir takedown. Ama GSP'nin takedown'lar Double leg takedown ve şey ortasında, kafes ortasında. Habib de hiç öyle değil. Tabii. Habib, Hani GSP'nin Habib'i zamanlaması bayağı zor olurdu bence. Bir de Habib'in de Sambo backgroundundan dalışı Habib çevirebilirdi bayağı. Yani hmm. bana mesela GSP-Habib eşleşmesi GSP için çok zor geliyor kulağıma. Yani GSP'nin çok zorlanacağı bir şey gibi geliyor. Yani ama mesela şeyde, John Jones-Francis eşleşmesinde abi her şey olabilir. Yani John Jones knockout olabilir. Francis Jean sabit Jones olabilir. Francis'i sökebilir mi ya? Francis'i de sökmek yani yerden söküp bilmiyorum tabii Abi teknik de bir yandan ama. ilk roundda değil belki ama ikinci, üçüncü roundtan ikinci rounddan sonra hani Stipe birinci maçı var ya Francis'in hmm. yorulduğu ama Stipe'nin onu bitirememesine rağmen puanla kazandığı maç yani. Hmm. Öyle bir yorgunluğu ve bütün Stipe'nin her şeyini yiyerek Francis götürdü. Öyle bir çene var ki götürdü. Öyle bir yorgunluğu Jon John John Johnson'sa kar Jon onu bitirirdi bence. Francis'i. yani submission'larla bitirirdi ya da yerde bitirirdi. O, onun kadar yorulmazdı gibime geliyor bir taraftan ama bir taraftan da kendi de yorulacak çünkü Francis basıyor ona bir taraftan da. Ya yani o maçı hayal etmesi çok daha zor geldiği için onu görmek isterdim tabii, belki. Da, gerilim hattı böyle daha şey o ara, ortada bir e, kuvvet şeyi de var, Aynen. değişkeni de var. O yüzden tabii e... ...gerilimi daha yüksek bir maçtı. Ama belki. hepsini okuyayım canım. Herhangi biri olacaksa yani hepsi seçmiyorum yani. Gerçekten yani, yani Habib... E, ...GSV'de... E, ...bir gün düşünüyorum Habib kesin... ...bir gün düşünüyorum ya GSV... ...bence çözüm ürete, yani çözüm üretebilecek de yegane ekibe sahip bu insan. Yani John her var köşede... E, ...Firas Zahabi, Zahabi var. var. Yani çok acayip bir ekip var. E, çözüm... ...olabilir mi bilmiyorum. Yani mesela bu, bu, bu manada mesela Cory Sanhagen'ı ben şey yapıyor geçen işte programda da yaptım hani sonuçta o ekole karşı evet başarısız oldu o, zaten o ekolün de ne kadar domine, ve başarılı bir şey ekol olduğunu anlıyoruz ama böyle bir blueprint çizdi ya buralardan gidilirse belki bir şeyler çözülebilir yani orayı o, o kampta acaba o stratejiyi geliştirebilirler miydi yani geliştirince de bunu uygulayabilecek en iyi dövüşçülerden biri GSP e, diye Üçü de mükemmel eşleşme. Evet. Ee, yorumlarınızı bekliyoruz. Beğenilerinizi de bekliyoruz bu arada. Ee, abone olmayı da unutmayın dili, e, diyeyim. Diyemedim ama <gülüyor> <gülüyor> işte yapmam gereken şeyleri de yapıyorum burada. Ee, tarihte bu haftaya geçelim abi. Ee, UFC 242 7 Eylül 2019'da Habib Nurmagomedov bahsettik zaten Dustin Furya'yı 3. round'da rear naked choke'la pes ettirerek hafif siklet kemerini korudu babasının kendisini izlediği son karşılaşmaydı. Babasının kendisini izlediği ilk karşılaşma da olabilir bu bu arada. UFC'de evet. UFC öncesi tabii ki babasının köşesinde olduğu evet, karşılaşmalar evet. var İlk ilk ve son olabilir burada hani UFC'de onu. UFC'de canlı izledi ilk ve son. İlk evet. ve son, değil Zaten mi? Adam evet. Adam sonra vefat etti. Evet. Tabii. Yani Kanırı izli Kanır'da iz... yoktu. Kanır'da ee... yoktu çünkü Kanır maçı Amerika'da oldu. Evet. Orada olmasın, izleyebilmesinin tek sebebi maçın Abu Dhabi'de olmuş olması. Tamam. Kanır maçından sonra da zaten... E... Bu, 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 maçtan sonra Kanır maçı. Şey pardon. Bu maçtan, bu maçtan, sonra... Bu maçtan, sonra, Justin Gage'in maçı var. Ha Justin Gage'in maçı var. Yok ya Justin Gage'in son maçı zaten. İşte Dustin. tamam. He. Dustin Puriye Kanır'la Gage'in arasında mıydı yoksa arada iptal olan bir... E... Bence... Yok yok tamam tamam ya. Tamam. Kronolojiyi kaçıyor. Al Yakinta maçı ne zamandı abi? Kanır'dan o... önceydi değil mi? ...sonraydı. Ha sonra mıydı? Evet evet. Ha, Çünkü şöyle. Tamam. Okey. El Aykintama tam de kemeri aldı Habib. Evet. Akabinde tamam. Kanara Konuru korudu. Hı -hı. Akabinde tamam. Dustin'e tamam, korudu yanlış hatırlamıyorsam. Akabinde Dustin'e korudu. Ee, tamam. Akabinde de Justin Gece'ye koruyup bıraktı. Evet. 242'de e, Habib'in kemerini ilk kez koruduğu e, müsabaka. UFC 228 8 Eylül 2018 Tyron Woodley. Tyron Woodley vardı ya. <laughs> Değil mi? Ne kadar çabuk geçiyor şey. Tyrone ee, evet. Form yani prime dönem çok hızlı geçiyor yani böyle 4-5 senem var öyle bir pencerem var yani. Tyrone Woodley işte bunun üzerine çıkana zaten efsane diyorsun. Tyrone Woodley derintili ikinci rantta bravo çokla pes ettirerek kemerini korudu. Burada yanlış hatırlamıyorsam şeyde e, siyah kuşak da atılmıştı. Şeye. Galiba doğru doğru. Dean doğru. Thomas tarafından Woodley'e e, şey atılmıştı. Aynen. Burada tabii Bravo çok derken daha çok da diyebiliriz buna. iki aynı şey. Bak ee, 2018. tabii bu kolay da değil. Yani de, derintile bunu yapmak için çok güzel de bir yumruk oturtmuştu. Evet, Derintiyi indirdikten işte. sonra yerde hafif kafası yarı gidik Derintile oturtmuştu burada çok. Çok çok güzel bir submission. Tyron Woodley tabii şeyden almıştı kemeri. Ee, Robbie Lawler'dan aldı. Takım Hı -hı. arkadaşı, eski takım arkadaşı ATT'den akabinde iki kere şeye karşı dövüştü. Bir tanesinde nadir, aynen nadir görünen şeylerden biri berabere biterek kemeri, kemer şampiyonda kaldı. Hı hı. Sonra Wonderboy'u ikinci maçta puanla yenmiş oldu evet, tabii. Yendi. Ondan sonra hadi bir taze kan falan derken işte İngiltere'nin yükselen ismi Darren o zamanlara göre. Burada bayağı bir e, ses getirmişti falan da işte bir ikinci, çok hype'lı gelmişti. Anıtı, aynen gitti maalesef yani aynen. Sonra da ya şimdi mesela bak aradan 6 sene geçmiş. Tyrone Woodley Yok. Bayağıdır yok. Derintil de bayağıdır yok. E, yok de. yani. İsimler gitti aynen. Gitti. Aslında genç olmasına rağmen Derintil özellikle, Dairenburg evet, hadi neyse de. Derintil e hiç yaramadı ya. O Hamzat Ekrili de yaramadı. Yani oradan bir sonuç çıkmadı. Ee, Duklis, kamp ya, açısından ya. falan Hı. yani hiç sonuç çıkmadı. Eee Derintil bir yerde dövüşüyor mu ya? Tyron Woodley bıraktı da. İşte bir ara bir box, box bir şeyler olacaktı falan. Hmm. Ee, Tyron yani. Woodley de şey Jake Pola mı, Logan Pola mı? Onları ben karıştırıyorum. Jake Pola. Yani Jake Pola kaybetmişti. Hmm. UFC. Emeciyle dövüşen Jake Pola. <laughs> evet, aynen. <laughs> Şimdi boksörle dövüşecek ama ama yani, 60 yaşında. Yani. <laughs> aynen. aynen. UFC 191 5 Eylül 2015 Dimitrius Johnson Candace John John Candace'ni hızlı maç. Hakem abi ya, John Dawson neydi ya zaten? Bernacle'da biliyor musun John Dawson? Evet evet Bernacle'da da dövüştü bir arada. onu da bıraktı galiba. Ya bıraktı mı? Hmm, Bayağı galiba. iyi dövüşmüştü bu ara. İnanılmaz hızlı olduğu için. Ee, Demetrius Dimitris Johnson John Dawson, hakemlerin ortak kararıyla mağlup ederek kemerini korudu. Bu Flybait'te Dotson şeyle beraber ee, ya şeyin dakika Megan Olavi'nin kocasının adı neydi? Ee, Joseph Benevides. ile beraber bunlar hep böyle contender'dı aslında. Dimitris Johnson'ın DJ dönemi. Abi Joseph Benevides'in 4 dört, dörtlemesi var şeyle. Ee, sanırım Dimitris chants'ınla. Yani, yani adam sürekli meyve. denedi, sürekli denedi. Aynı. Hiç şey yapamadı yani. Chants aslında müthiş hareketli ama tabi DJ'ye sökmüyor. Ee, The Ultimate Fighter bir çıkışlı bu arada. Hı hı. Şeyle Michael Bisping ile Mayhem Miller'ın e, şey yaptıkları sezon. Hı hı. E, bomba bir adam sonunda da kazanıyor. TJ'yi yeniyor. TJ Şeyden Değil Winkle John Albuquerque'de e, John Johnson, Halle ekibindendi. e, Winkle John'lardan doğru söylüyorsun Albuquerque'den. Ondan sonra on, orada TJ'yi knockout'la kazanıyor hem de yeniyor. Şeyde finalde. Kontratı kazanıyor giriyor UFC'ye oradan da gerçekten contender olarak bir süre gidiyor ama bakıyor anlaş işe yani kazanamayacak e, yeniliyor şey diye bu maçtan sonra çıkıyor son. Aynen Ben oluyor bu Siklet maçtan sonra işte, evet, aynen. oradan sonra on off on off Ben göre de aynen. biraz şey küçük. biraz kısa artık Abi, yani sinek yani adam şeye göre bile neredeyse küçük Şeyde çok küçük canlı. atsın. yani genelde gerçekten Ultimate Fighter evinde herkes olduğundan bisiklet yukarıda şey yapar ya hmm. hani her hafta her hafta dövüşmek evet. zorunda kes kesmesin kolay kolay diye Orada öyle ama sonra Ben e, Flyweight'te UFC'ye başlayıp sonra olmuyor diyerek e, Ben şans, şansın deniyor. En son bunu da bitiren Merap Merhaba hmm. yenildikten sonra UFC'den gidiyor zaten. DJ'de yani DJ'de bir parantez açarsak benim hani Mount Rushmore yani en top 5'te kesinlikle net çok yani, rahat hiç tartışması. yani mesela e, her şeyi yapan adam ya. John Jones, GSP, e, D, DJ. Ondan sonra gerisini, ondan sonra tartışabilirim. Anderson Silva, Habib falan. Birini unutuyor muyum diye düşündüm de. Çok isim var tabii. Abi bence, bence, bence pound for pound en yetenekli dövüşçü olabilir. Yani çünkü DJ'yi bak alırsın, Jiu Jitsu turnuvasına da sokarsın. Ve bir şey başarı kazanır. Striking maçına da sokarsın, bir başarı kazanır. Her şey yapar yani. Geçen hafta yenildi bir e, grappling müsabakasında. Yenildikten sonra videoda bir reaksiyonu var yani... Hı. Yani bu olmalı ya hani şeye bakış açısı bu olmalı. Ee, çok da iyi bir e, şi, rakibe karşı yenildi. Ya yani öğrenme olarak bakan, evet. şey yapan e, müthiş yani. E, keşke şey olma. ya tabii 1FC'ye de, de bir şeyler sundu bize. Bence oraya da e, çok katkısı oldu. E, i̇yi de para kazandı tabii. Onu da hatırlatan Ben Askren zamanı takas sonucuyla gitmiş adamdı yani. Abi yani şaka gibi. Takas olarak baktığında da aset olarak yani değer olarak baktığın zaman hiç kıyaslanabilecek bir şey değil ya. Ama muhtemelen Masvidal'in o uçan diziyle beraber o takasın bedelini kazanmış oldu. <laughs> <Bir> şey <laughs> dedi ki, tamam, bu diyorsun. <laughs> ters yaratığı, anlamda değil yani. mi? Yani? Bunun yarattığı izlenme bizim için yeterli. Negatif tamam. olarak evet. Yani Aynen. başarısızlık üzerinden negatiflik tabii diyorum yani. Tabii tabii yani, yani yensin yenilsin yani. O, o yeter bize diye düşündüler muhtemelen. Yani. UFC 75 2007'lere gittik. 8 <laughs> Eylül 2007. Quinton, Rampage Jackson, Dan Henderson'ı hakemlerin ortak kararıyla mağlup etmiş. Ben burada üniversitedeyim 2007'de. Şey hatırlıyorum. Ben böyle. de üniversitedeyim. Bizim okula şeyler gelirdi. Şimdi MMA izleyecek arkadaşın yok ya. Bizim okula exchange öğrenciler gelirdi Amerikalı. Onlara ben sorar böyle arkadaş olurduk falan. Onlara sorardım. Olan aranızda var mı MMA izleyen falan. Onlardan bilen olurdu böyle. bazen işte. Onlarla izlerdik falan. Onu hatırlıyorum. Ben onlardan bir, risk bir, izlemiştik bu maçı. Efsane maç. Keyifli maç yani. Dan Anderson da benim hani özel ilgim olan bir e, amcadır artık amca. <laughs> yani. Amca. E, zaten abi 46 yaşında kemer maçına çıktı adam. Michael Bisping'e karşı. Ee, yani Fedoru yenmişliği var, Wanderlei Silva'yı yenmişliği var, Shogun Rua'yı yenmişliği var ve bu maçlar yani inanılmaz inanılmaz maçlar, ee, özel bir özel bir dövüşçüydü Dan Anderson ve inanılmaz kendi halinde bir adam. Yani doğduğu yerde işte böyle mangal falan güreş okulu var işte MM en önemli. Kimse omurgayı komple sakatlamış, Tabii, kafa dönmüyor. Konu, dişi dişi yok abi. Aynı, dişi da yok da. böyle. Dişini falan çıkar. <gülüyor> Öyle <gülüyor> bir kraldı kendisi. Quinton Rampage Jackson'da geçenlerde Joe Rogan'a çıktığı podcast e, izlemek iste dinlemek isteyenler, gerçi YouTube'dan da izlenilebiliyor artık. E, dinlerler orada da güzel hikayeler anlatıyor yani hani bu dönemle alakalı geçmiş dönem, Pride dönemiyle ile alakalı yakuzayla yakuza, yakuza ya aynen, alakalı aynen. falan güzel sohbet olmuş. E, maç önerisiyle kapatalım. Recep. Düşündün maç mi önerisi. Ha, düşünmedim hiç. Düşüneyim burada. Quentin, Rampage Peaches'ın hadi bir hmm. tane önerim. Rashad Evans maçını izlesinler. Hmm. Bunların arasında böyle bir husumet var. Vardı. Rashad Evans. Hatta The Ultimate Fighter çekimi var. Bunu da anlatıyorlar hatta biliyor musun? Bunu da anlatıyor podcast'te. Bu husumeti de anlatıyor. Şeyi hatırlıyorum. Bunlar dövüşüyorlar. Rashad tabii yeniyor bunu falan. Neyse. Rashad'ın hiç eyvallahı yok falan. Rashad da şeyle. Jon Jones'la takım arkadaşı Alba Corki'den, senin dediğin hmm. e, Jackson, evet, Winkle evet, Jones'in evet, evet. kampından zamanında. O zamanki şampiyon olan Shogun Hua'ya karşı kemer maçı var Ra Raşat'ın hmm. Son dakika sakatlanıyor, dövüşemiyor, o çıkamıyor diye de Jon Jones çıkıyor. Çıkıyor beklenmedik şekilde, underdog o, o maçtan önce hatta galiba. Hani genç yetenek 23 yaşında mı kaçsa, o ödem şampiyon oluyor, yeniyor Shogun Hua'yı. Ondan sonra aralarında bir şey başlıyor. Hani ben çıkacaktım da takım arkadaşım çıktı yok. Abilik yapıyor ona Raşat falan. Raşat işte aralarında sorun çıkıyor falan. Quentin Jackson işte Rampage Jackson röportaj yapıyorlar. John Jones'a yeniliyor Rampage Jackson. Röportajda yenildikten sonraki röportajda Rampage Jackson şey diyor. Vallahi bu çocuk çok iyi. Yani bilmiyorum bunu kim yener. Evet, yani senese tamam. Raşat yener belki hmm. falan diyor. <laughs> Raşat yapıyor o da yeniliyor tabii. Hmm, bunu da. Yani abi, ağzına, bu, 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 bütün bu anlattıkların şey. Mevzu podcast'te. Podcast'ta. Ee, ben de ne diyeyim? Bugün konuştuk, Can Jones konuştuk. Ee, i̇smi de geçti Gustafsson. Can Jones-Gustafsson maçı zaten herkes bilir. Efsane. Bir ama. Daha bir önce de bizimle. bir tabii ki. Evet. Ee, daha önce bunu maç önerisi olarak verdiğimi ben veya Yücel de vermiş olabilir hatırlıyorum. Ee, bence biraz geri planda kalan ama yine çok iyi bir maç olan DC Gustafsson maçını söyleyeyim ben. Hmm. DC Gustafsson maçı da gerçekten çok iyi bir maçtı. DC'nin milleti havalara attığı zamanlar. zamanlar Gustafsson'u çevirdi havada falan ama. Çevirdi ama maç çok iyi geçmişti ve Gustafsson iki kere salladığı bu şampiyon kapısını kıramadı. Ee, sonra da zaten hafiften belki arada bir Aynen. Glover Teixeira e, galibiyetleri Stockholm'de kendi evinde falan ama bir daha o <laughs> gerçi kemer seviyesine işte korudu oralarda ama John Jones'a bir kez daha yenildi biliyorsun. Ee, demişken şey de diyeyim diyeceğim. hadi. Dan Henderson ha. DC maçını da tavsiye edelim. Yani onun ne <laughs> kadar büyük bir mismatch olduğunu. Evet. Ve yani. Dan Henderson, John Jones maçının ayarlanıp sonra iptal olduğunu da söyleyeyim. Yani John Jones DC ile karşılaşsa diyorum. John Jones Dan Henderson. De, John Jones Dan Henderson hmm. maçının iptal olmasıyla iptal olmasıyla kalmayıp hmm. şey olduğunu da söyleyeyim hatta ben. Öyle bir pay-per-view numarası silindi. O hmm. öyle bir pay-per-view hiç olmadı. Zaten evet. 150 ya da 151 evet, ikisinden biri. Aynen öyle. Onu atlayıp bir sonraki sayıya geçtiler. Sonra da Dan Anderson John Jones grappling maçı oldu kafeste. John sonra Jones. çok sonra. Çok evet. sonra. Dan Anderson'ın emekliliğinden sonra evet. Aynen. aynen. MMA'yı bırakması. Gra kazandı. Aynen. aynen. John Jones kazandı zaten doğal olarak. Evet. evet Değerli dövüş sporları severler. Recep Mer'tle ile Yücel Tuan'ın eksikliğini doldurmak mümkün değil. E, elimizden ama geleni yaptık. Elimizden değilim. geleni yaptığımızı düşünüyoruz. Bu hoş sohbette Fight Digital'da Pound for Pound'un sonuna geliyoruz. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Abone olmayı, e, abone aboneliğimizi Programı bekliyoruz. Likely. Yorumlarınızı bekliyoruz. Aşağıda bugün çok yorum yapılacak şeyler konuştuk. Yani işte Aynen. hayal, rüya, eşleşme Aynen. vesaire. Yok abi, GSP döverdi falan ne diyorsanız. Güzel işte evet mesela. evet. Yani okuyoruz. Sohbete de olabildiğince dahil oluyoruz. Ee, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.